Sonra yakalanan kişi hakkında. Daha sonra bizim girişimlerimiz 2009. Annem de çok seviniyor. Ya diyor, içime bir ferahlık geldi diyor. Gerçekten. Ya ben inanıyorum yani. Buradan bir şey çıkacağına inanıyorum. İnşallah. Bir de yeşil oval aldım. Peki hafta yazacak. Evet. Abim beyaz eşya işi yapıyordu Antalya'da. Olay günü 27 Aralık 1999 günü bir telefon geliyor abime. Beyaz eşya var elimizde, gelin alın diye. Gün boyu aradıktan sonra abim sonunda yan komşumuz Ercan Açar'la beraber gidiyorlar ve bir daha geri dönmüyorlar. Olaydan 3 ay sonra cesetleri Burdur Yeşilova'da bulunuyor. İhbar üzerine bulunuyor. Haber veriyorlar jandarmaya. Annemler gidiyor, teşhis ediyorlar. Öyle onların olduğu ortaya çıkıyor. Ve işte getirdik, böyle buraya gömdük Mart ayında 2000'de. Daha sonra olaydan 3 yıl sonra kaçak 3 yıl kaçan birisi yakalanıyor. 3 ay hapis yattıktan sonra somut delil yetersizliğinden serbest kalıyor. Sadece bizim bazı girişimlerimiz oldu. Kıyafetleri kriminal incelemeye gitti. Bazı işte DNA örnekleri bulunmuş. Öyle söyledi savcılık. Daha sonra işte biz de takipçisiyiz. Devam ediyoruz kardeşim, ben ve ailemiz. O günden sonra yani gerçekten çok zor günler geçirdik. Annem babam halen daha çok acılar içerisindeler. Bu olayın bir an önce aydınlanmasını istiyoruz. Bulunduğunda işkence izleri vardı. Alnında kesici bir delici bir aletle bir delik vardı. Boğulma izleri vardı ve darp izleri vardı vücudunda. Ve yüzü şu kısmı tamamen yok. Yani bir kürekte falan hani böyle bir ezilmiş gibi bir durum vardı. O şekilde diğer çocuğun da Ercan'ın da hani kafatasında bayağı bir yaralanma vardı. Çok kötü bir şekilde görünüyordu. Fotoğraflarını gördüm ben de. Günler hiç iyi geçmedi. Bize o zaman söylediler, bu asla bulunmaz. Bu katiller asla bulunmaz diye dediler. Ama ben buna asla inanmıyorum. Kesinlikle bulunacağına, bu katillerin elini kolunu sallayarak gezmelerine müsaade edileceğine inanmıyorum.